Daha yüksek oranlar sadece mahallenizdeki iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Bence hani Don Carlone Ancelotti diyorum ben ona. Ki Cadiz'le beraber kaldı, reis hiç yapılmayacak işleri yaptı ama bir önceki maçta, yani Atletik Bilbao maçı öncesinde. Onun söylediği bir şey var. Pep Bol, Sarri Bol, bunlar güzel şeyler ama ben bunlara inanmıyorum. Elimde Vinicius varsa ben kontra top oynarım. Çok bu kadar daha pragmatist yaklaşması lazım Fatih Terim'in. Yani idealdeki futbolla mevcut oyuncuların oynayabileceği oyun biraz örtüşmüyor. Yani Taylan'la Berkan Uyurduğun'da birbirlerinin üstlerine çok biniyorlar. Tıpkı Emre Belezoğlu'nun aktif olarak Fenerbahçe'de futbol oynarken Luis Gustavo'yu bozduğu gibi. Daha doğrusu birbirlerini bozdukları gibi. Bakınız deplasmanda Fenerbahçe'nin kaybettiği 3-1'lik maç bunun en büyük örneklerinden birisidir. Ve hatta ondan bir önceki maç olması lazım. Şimdi hatırlayamadım ama Emre Belezoğlu ile Luis Gustavo'nun oynadığı her maçta Fenerbahçe orta sahası çok ciddi bir iletişimsizlik yaşadı. Hem birbirleriyle, hem aktif görev alanlarına girmeleriyle, hem de oyunu kurma ile alakalı. Sonra Sosa ile de aynı duruma geldi zaten. Evet. Sosa ile Gustavo'yu birlikte görmüyoruz, farkındaysan abi. Evet. Dönelim şeye, Galatasaray'a. Yani Berkan Taylan o noktada. Birisi paralel hareket ederken birisi dikine hareket etmeye çalışıyor ama birbirlerinin alanlarına o kadar giriyorlar ki hiçbir hareketi beceremeyecek duruma geldiler. Yani sezon başındaki Berkan'la şimdiki Berkan sorgulanıyor. Ya işte bu Berkan o Berkan mı deniyor. Hatta Berkan'ın futbolcuyla alakalı, Antalya'nın futbolcuyla alakalı cümleler kuruluyor. Fatih Terim bazı oyuncuları çok çabuk unutabiliyor. Emre Kılınç gibi. Yani Trabzonspor deplasmanı... Orta sahada onu bir devam ettirelim dilersen. Yani Taylan, Berkan, Çıkal daha üçlüsünde. Savunmada da çok eleştiri var. İşte bu özellikle Adana Demirspor maçında Yunus'un attığı golden önce o Vargas'la işte kimsenin mücadele edildi. Kaleden gelen bir top çünkü bir de o. Rahat rahat alıyor, iki kişiyi geçiyor. Sonrasında Yunus boş bir şekilde vurabiliyor. Kısmından da eleştiriler var. Oyunu kurarken de bu oyuncular işte hem sırtı dönük aldığında da ya da diğer türlü de Çıkal daha topla az buluşuyor. Biraz acaba kaçak mı dövüşüyor kısmı var. Yani oyuncuların bireysel olarak kötü olduğu anlamına getirmez tabii bu ama sistem içinde Galatasaray'ın o üçlüsü fazla mı kalıyor ya da eksik mi kalıyor? Yani o pozisyonda sarı kart vardı iki oyuncunun da, onu unutmamak lazım. Yani oradaki en ufak bir müdahalede ikinci sarıyı yiyebilirlerdi. Yani hem gerisinden hem de takımını eksik bırakıyorsun. Orada farklı bir şey yaptı. Tabii yani bütün bunları, Yunus'un muazzam golünü hiçbir zaman göz ardı etmiyorum ama yani Galatasaray'ın kalecisi de topa koşarak gitmez yani plonjör öncesi. Hani bildiğin 100 metre startı aldı yani İsmail Çipe, Yunus Akgün topa vurduğunda. Bu kadar da olmaması lazım. Onu söyleyeyim. Tamam, muazzam goldü. Bu çok farklı bir şey. Dönelim. Yani Galatasaray'da şu orta saha kurgusuyla alakalı da şunu da yapabilir mi diye düşünüyoruz. Yani Taylan Antalyalı Galatasaray'a gelmeden önce ideal bir 8-8.5 adayıydı. Erzurumspor'da da öyleydi. Daha önceki futbol kariyerinde de öyleydi. Oynatılmadığı zamanda da böyleydi, hatta öyle ifade edeyim. Ben bir şekilde kurguyu değiştirmesi gerekiyor Fatih Terim'in. Yani Morutsan'ı bu kadar dersizleştirmemek lazım. Bu çocuk hakikaten çok kaliteli bir çocuk ama işlenerek gitmesi gereken bir çocuk. Yani biz maç sonu programında da işte beraber konuşmuştuk, yani Galatasaray gelişim kaydedemiyor diye. Oyuncular fiziksel olarak da gelişim kaydedemiyor. Kişisel, yani oyuna dair katkılarında da bir gelişim göremiyoruz diyoruz. Çıkal da yukarıdan bu kadar uzak tutmak, derin oyun kurucu olarak pas alması, pasla taşınması sizin oyun kurgunuza dair farklı bir hatayı da gösterir. Demek ki Taylan ve Berkan üzerinden bunu yapamadığınızı gösterir bence. Oyun öyle de yaklaşabiliriz. Hatırlayalım, sezon başında Çıkal da İşte direkten dönen topları tamamlayan oyuncuydu. Kasımpaşa ceza sahası içinde Morutsan dar alandan çıktıktan sonra içeri kestiğinde yine geriden gelen oyuncuydu. Artık Çıkal Dağ'ı ceza sahasında görmemeye başladı. Gördüğümüz zaman şaşırıyoruz. Aa, Çıkal Dağ gelmiş diyoruz. Kerem'in forvet becerilerini tamam iyi kullanmaya çalışıyor Fatih Terim ama Kerem'i sürekli orada oynatırken sanki o bölgede oynayan diğer oyunculardan da eksiltiyor gibi geliyor. Ve bu oyuncular o yüzden belki biraz daha fazla kötü gözüküyor. De Galatasaray'da ve futbol kulüplerinde bize Türkiye'de taraftar taktığını takar. Çoğu zaman tamam karar alma becerisi biraz sıkıntılı olsa da çok daha üstte bir performans gösteren Fanar'la 30 üzerinden daha farklı eleştiriler yapabiliyor. 7'inde eleştiri hakkımız baki ama Fanar'la 30'a fazla yükleniyor. Galatasaray bir yerden eksiltiyor bu oyunu oynamaya çalışırken. Bence
Hani laf vardır ya, sevdiğinden eksiltmeyeceksin diye. Hep sevdiğini değiştirmeyeceksin. Yani onu değiştirmeye çalışma. Ondan eksiltmiş olursun günün sonunda. Kendi istediğin gibi hareket etmesini sağlarken. Yani Galatasaray'da da oyuncuların farklı bir özelliğinden faydalanmaya çalışırken en iyi özelliklerinden eksiltiyormuş gibi geliyor bana. Buna dair bir oyun planı gerekiyor yani. Çok iyi. Ya yani bu günümüzün aslında yöneticilik trendinde de futbola da yansımış kısmı. Bizim elimizdeki personelin zayıf yönlerini nasıl geliştirebilirizden ziyade iş şuraya dönmüş durumda. En güçlü yönünden nasıl daha iyi verim alabiliriz'e gelmiş durumda. Evet, yok değil, o değil. Ya benim güçlü yönümü zaten biliyorsun. Ama o benim güçlü yönümden en iyi verimi almaya çalışırken benden eksiltiyorsun esasında. Daha farklı bir yere götürüyorsun beni. Yani sen bunu da Ha, yap, bunu da oturduğu için de yapmıyorsun. onu yapabilmesi lazım ama yani en güçlü yönünden daha iyi verim alabilmesi yeni trend kabul ama Evet, o ama bütünün içinde onu sağlayabilmesi lazım. tabii. Çünkü en iyisini yapmaya çalışırken belki de daha yapamayacağı bir görevi de yüklediğin anda eksiltmiş oluyorsun işte. Yapar Evet. diyorsun bu nasılsa. Yok, o değil. İşte Çıkaldağ gelip geriden de top çıkartır. Tamam, geriden top çıkartır Çıkaldağ da. Sen doğru açıda oyuna yerleşememişsen. Galatasaray'ın ceza sahasına gelen oyuncu sayısı sadece Santrofor haricinde Kerem Aktürkoğlu olmuşken işte eksiltmiş oldun Galatasaray'dan birdenbire. Bu sıkıntıyı yaşattın Galatasaray'a. Yani çünkü biz hep İliç gibi yaklaştık Çıkaldağ transferine. Oydu profili zaten. Hani ceza sahasına birdenbire sinsice giren, orada işi bitiren oyuncu olarak yaklaşıyorduk. Şimdi Çıkaldağ ceza sahasını görünce şaşırıyor. Ben en son Fenerbahçe maçında gördüm ceza sahasını. Tabii ki egzajere ediyorum. O farklı bir şey de. Doğru ama Hani Çıkaldağ hem rakip ceza sahasında görmüyoruz hem de kendi ceza sahasının önünde topu atırken evet. de görmüyoruz. Yani bir şey var. Çocukta şu anda ben neyim? Durumu ortaya çıktı Çıkaldağ'da. Bir de Covid geçirdi. Onu da unutmamak lazım Çıkaldağ. Hani çok da Doğru. haksızlık etmeyelim. Bir de hastalıkla da uğraştı. O yüzden yani daha önce nasıl çözüm bulduysa Fatih Terim, hem üçüncü gelişinde hem de ilk Galatasaray'da göreve başladığında doğru transferlerle beraber iş yerleştiğinde ben o zamanki yenilikçiliği, o zamanki cesareti bekliyorum ben kendi adıma. Çünkü Fatih Terim bazen işte Popescu'ya oyun kurdururken savunmadan Galatasaray'da hücumu başlatan Popescu'ydu. İşte o çok yetenekli üçlüsüyle beraber Jorçacı değildi. Popescu zekası, oyunu daraltması, orta sahaya kadar çıkması daha farklı bir şeydi. Bülent Korkmaz'ın yanına hep bir bek koyuyordu. Yani Galatasaray sanki dörtlü oynuyormuş gibi gözükürken birdenbire bir stoper ve bir bekle savunma güvenliğini sağlamaya çalışıyordu. Böyle bakınca da ben hep Yedlin'i izlerken aklıma şu geldi. Yani Galatasaray'ın bu kadar kaliteli ayağı varken, stoper de dahil olmak üzere, niçin mesela Nelson veyahut da Mark Hanun'un yanına bir garantör olarak Yedlin'i koymuyor, bir çakılı bek gibi oynatmıyor? Bu soruyu sormak absürt değil benim için. Çünkü zamanında bunu Fatih Akgel'le de yaptı, Ümit Davalay'la da yaptı, Hakan Ünsal'la da yaptı, Ergün Pembe'yle de yaptı Fatih Terim. Niçin Yedlin'le yapamasın diye bir soru aklıma geliyor. Yani İyi oyun oyuncu kurucu mu? değişiklikleri transferden ziyade stratejinin, oyuncu Tabii ki. rollerinin Evet. düzenlenmesinden bahsediyorsun. Evet. Yani işte çalışarak gelişemiyorsak değişerek gelişiriz. O değişim nedir mesela? Selçuk İnan'ı sormak isterim. Sen teknik heyet olarak mı kendini değiştireceksin oyuna dair yaklaşımında? Diyeceksin ki biz çalışarak, bunu çalışarak olmuyor. Abi bir dakika ya. Biz niçin mesela üçlü savunmaya dönmüyoruz elimizde Alparslan da varken? Belki Van Aanholt'tan daha iyi faydalanabiliriz. Hollanda milli takımında bu adam üçlü savunmadan sol kanadıydı. Abi bir dakika, Oğulcan dörtlü savunmada pozisyon almakta çok hata yapıyor. Şimdi Galatasaray taraftarı esasında kötü de oynamadı diyor. O illüzyon şey. Oğulcan'ın sürekli hücuma çıkıp orada hücumu zorlaması. Peki savunma? Bakın Galatasaray'ın kalesindeki tehlikelerde Üçlü Oğulcan neler yapmış. Hani Oğulcan ya. hangi pozisyonları kaybetmiş. Hücum olarak peki biz bir illüzyondayız da savunma illüzyonuna da bakmak gerekiyor. Orada da Oğulcan bizi illüzyona uğratıyor çünkü. Hiçbir şey yapmayarak. Ha, Oğulcan yok yerinde diyerek. Ve hatta hani Guardiola oyuna nasıl yaklaşıyorsun? Niçin Fatih Terim yaklaşmasın? Tamam, oyuncu kalitesi çok farklı ama oyunculardan zamanında çok daha farklı mevkilerden verim almayı becerebilen bir Fatih Terim'in ben tekrar işte 60 küsur yaşındayken o riski almasını bekliyorum doğru söylemek gerekirse. Ki alsa da şu saatten sonra kimse hiçbir şey söylemez. Böyle gelişeceğim dersin. Böyle değişeceğim dersin yani. Abi ağzına sağlık. Eyvallah. Galatasaray'ı da konuştuk. Beşiktaş Fenerbahçe'yi de. Voley izleyicilerine çok teşekkür ederiz. Videomuzu lütfen beğenin. Videolarımızın altına da yorumlarınızı, görüşlerinizi hatta sorularınızı yazın. Oradan da konuşalım. Sosyos.com sundu. Geleceğe dönüş bitti. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.